diyorum. 1. Denizli Baklanovası sulaması için Menderes'ten gelen su düzenli verilmiyor. Ürünler de sulanamıyor. Bu aksaklığın çözmesi için herhangi bir çözüm üretiyor musunuz? 2. Denizli Sarayköy Ovası'nda sulaması düzenli olmuyor. Sulama için kullanılacak suyun Zorlu Holding tarafından kesildiği söyleniyor. Sulamanın düzenli yapılmasını ne zaman sağlayacaksınız? 3. Denizli Güney ilçemizde yapılan devam eden Cindere Barajı'nı ne zaman bitireceksiniz? 4. Denizli Tavas ilçemizin ovasının tamamının sulanması için bir projeniz var mı? Varsa ne zaman uygulamaya geçeceksiniz? Yoksa Tavas Ovası'nın tamamının sulanmasını neden planlamıyorsunuz? Teşekkür ederim. Başbakan'a soruyorum. İsrail askerleri tarafından Mescid-i Aksa'da ibadet yapmak isteyen Filistinli Müslüman kardeşlerimize karşı zulüm edilmekte, ibadet etmeleri engellenmektedir. Bu durum karşısında Filistin halkının ibadetlerini engelleyen, Mescid-i Aksa'yı ablukaya alan İsrail ile ilgili olarak siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi gözden geçirecek misiniz? Filistin halkının kendi topraklarında huzur içinde ve özgür biçimde ibadetlerini yapmaları konusunda hangi tür tedbirleri almayı düşünüyorsunuz? Yoksa yalnızca İsrail'i mi eleştireceksiniz, kınamakla mı yetineceksiniz? Yine İsrail ile işbirliğine devam mı edeceksiniz? Teşekkür ederim. İktidar milletvekilleri olarak 316 sayıya sahipsiniz. Burada 184 ve onun üzerinde milletvekili olmadığı için sadece yoklamalarda bulunup sonra dışarıya çıktığınız, odalarınıza gittiğiniz için ve kuliste beklediğiniz için burada çoğu zaman boş sıralara konuşmak zorunda kalıyoruz. Muhalefet partisi olarak yoklama istediğimizde bize kızıyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki muhalefet bizi engelliyor, bizim işimizi yürütmemizi engelliyor ve bu nedenle hızlı bir şekilde yasaları çıkartamıyoruz diyorsunuz. Eğer burada yasaların daha iyi çıkması için, daha mükemmel olması için hem kanun tekniğine, hem kanun bütünlüğüne, hem mevzuata uygun bir şekilde çıkarılması için burada tartışıyorsak, konuşuyorsak bunun ne mahsuru olabilir? Niye bu konuda muhalefetin sesini kısmak istiyorsunuz, susturmak istiyorsunuz, konuşturmak istemiyorsunuz? Demokrasi uzlaşma rejimidir, dayatma rejimi değildir. Biz böyle istiyoruz, böyle olacak, böyle olmalıdır diye mutlak surette sizin dediğiniz gibi burada yasaların çıkması halinde tartışması kesinlikle gelecekte devamlı bir şekilde sürecektir diyorum. Bu yapılan değişiklikler gerçekten demokrasimizi zedeleyecek, demokratik bir ülke olmamızı da ortadan kaldıracaktır diyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 6 Nisan 2017 tarihinde olağanüstü hal yönetimiyle referandum yaptınız. Parlamenter sistemi zayıflattınız, meclisin sesini kıstınız, yetkisini azalttınız. Kuvvetler ayrılığı ilkesini yok ettiniz. Kuvvetler birliğini yarattınız. Bütün yetkileri de tek kişide Cumhurbaşkanı'nda toplayarak demokratik hukuk devletini ortadan kaldırdınız. Yargıyı iktidarınıza bağladınız. Bağımsız yargıyı yok ettiniz. Taraflı bir yargıyı ortaya çıkardınız. Şimdi de meclis iş tüzüğünde 18 maddeyi değiştirerek bu değişikliği aynen geçirirseniz meclisin itibarı iyice kaybolacak, etkisiz ve yetkisiz duruma gelecektir. Gelin bu değişiklikten vazgeçin, demokrasimize ve parlamenter sistemimize daha fazla yaralamayın, bu parlamenter sistemimize sahip çıkalım diyorum, teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, meclisimizde esnafa sicil affı getirdik. Ancak uygulamada siciller maalesef siliniyormuş gibi yapılıyor ama krediler yine verilmiyor. Bu konuda Gümrük ve Tekel Bakanlığı'nın hangi tür tedbirleri almayı düşünüyor? 2. Sağlık Bakanlığı olarak Denizli Güney ilçemizin hastanesinde aile hekimi var. Ancak branş doktorumuz yok. Aile hekim de ilçenin merkezinde görev yapması gerekirken ilçenin dışında olan hastanede çalışıyor. Hastalarımız da aile hekimine gitmekte zorlanıyor. Onun için aile hekiminin çalışma yerini ilçe merkezini almasını istiyoruz. 3. Gençlik ve Spor Bakanı olarak Tavas Kızılcabölük Spor 3. Lig'de futbol oynuyor. Ancak sahası yetersiz olduğu için kendi sahasında maç yapamıyor. Gençlik ve Spor Bakanı'nın ihtiyaç duyulan bu sahayı ne zaman yapmayı düşünüyor? Sayın Başkan,
İşsizlikte yapılmak istenen değişiklikler anayasamızın 2, 6, 7, 14, 15, 16, 25, 26, 87 ve 90. maddelerine açıkça aykırıdır. Bunları göz ardı etmeyiniz. Bu değişiklikler parlamenter sistemi zedeleyecek, demokratik hukuk devletini ortadan kaldıracak, çoğunluğun baskısını ve hakimiyetini ortaya çıkaracaktır. Değişiklik sonrası iktidar partisinin devamsızlığı iyice artacak, boş koltuklara konuşmalar yapılacak, milletin iradesi beklenen görevlerini yapamayacaktır. Bu nedenlerle değişiklikleri geri çekin, parlamenter sistemi zedelemeyin. Teşekkür ederim.